Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. 2024 Nobel ödülleri sahiplerini buluyor ve fizyoloji ve tıp alanında bu yıl Nobel ödüllerini mikro RNA'ları keşfiyle beraber Viktor Amros ve Geri Rufkun beraberce kazandılar, paylaştılar. Viktor Amros'un aslında mikro RNA'ları keşfettiği yayını 1993 yılında Cell dergisinde yayınlanmıştı. Yani gördüğünüz gibi 30 yıl sonrasında ancak Nobel ödülünü... Alabildiler. Mikro RNA nedir? Ne işe yarıyor? Ve bunun bizim için önemi klinik hayatımızda ya da tıpta ne? Bunlarla ilgili sizlere arkadaşlar kısaca hızlı bir şekilde bilgi vermek istiyorum. Bu arada ben Dr. Atilla Uslu iç hastalıkları ve hematoloji uzmanıyım. Bu YouTube kanalımda da hem tıp eğitimleri hem de aynı zamanda güncel pratik hayatımızı değiştirebilecek ya da ufkumuzu açacak yeni tıp gelişmelerini sizlerle paylaşıyorum. Haydi daha fazla uzatmadan... E ee, mikro RNA'lar nedir? Bununla başlayalım. Şimdi genetik materyali biliyoruz. DNA bütün insanlarda, bütün hücrelerimizde olan klasik DNA, genetik materyalimiz. DNA içerisinde de ekzon ve intron dediğimiz belli kısımlar var. Ekzonlar temel olarak mRNA'yı kodlayan ve dolayısıyla da protein sentezlenen kısımdır. Yani DNA'nın proteini kodlayan kısımları ekzon. İntronlar var burada gördüğünüz gibi Bakın şöyle egzonların arasında bu intronlar direkt bir protein kodlamıyor. Hatta uzun yıllar boyunca bu intronların ne işe yaradığı bilinmiyordu. Hatta buna junk DNA da deniyordu. Yani çöp DNA ya da bir işe yaramayan DNA da deniyordu ama tabii ki yıllar içerisinde e, biz bunların neden olduğunu ve ne işe yaradıklarını artık öğrenmeye başladık. Henüz tam anlamıyla ne işe yaradıklarını bilmiyoruz ama bazı önemli mekanizmalarda çok önemli roller oynadığını biliyoruz. DNA'nın yaklaşık %2'lik kısmını egzonlar oluştururken %98'lik kısmını bu protein kodlamayan intronlar oluşturuyor. Yani gördüğünüz gibi aslında büyük bir kısım intronlardan oluşuyor. Yani protein kodlamayan bölgelerden oluşuyor. Şimdi daha sonrasında işte yapılan çalışmalar gösterdi ki intron dediğimiz bu kısımlardan aslında çok önemli RNA molekülleri sentezleniyor. Ve bu RNA molekülleri protein sentezinde çok çok önemli bir işe yarıyor. Şimdi burada RNA çeşitleriyle ilgili hızlı bir bilgi vermek istiyorum size. Şimdi hepimizin bildiği çok meşhur bir RNA vardır. mRNA ya da messenger RNA. İşte bu egzon dediğimiz bölgelerden sentezlenir. mRNA'lar daha sonrasında gider ribozoma yapışır ve ribozom bu mRNA'yı okuyarak ki buna translation deniyor okuyarak protein daha sonrasında sentezlenir. Bu protein sentezlenirken aynı zamanda transfer RNA ve ribozomal RNA da görev alıyor. Zaten ribozomal RNA adından da belli ribozomu oluşturuyor. Transfer RNA da ribozoma protein sentezlenirken amino asitleri getiren temel RNA'mız. Ama bakın Sadece bu 3 RNA aslında yok. Çok başka RNA'lar da var. Small nükleer RNA, small nükleoler RNA'lar ve aslında bugün konuşacağımız miRNA, işte Nobel ödülünü alan mikro RNA'lar, small interference RNA'lar var. Bunların hepsinin zaten birazdan fonksiyonunu açıklayacağım ve pi RNA'lar var. Bunların üçü de aslında RNA ama protein sentezine katılmıyor. Aksine bu 3 RNA protein sentezini düzenleyen yani gen ekspresyonunu düzenleyen temel RNA moleküllerimizdir. Bunun dışında long yani uzun non-coding RNA dediğimiz bir RNA molekülü var. Bu da gen regülasyonunu aslında gen ekspresyonunu e, modüle ediyor. Hatta çok önemli olan bir fonksiyonunu size söyleyeyim. Hani kadınlarda 2X kromozomu var ve bu X kromozomu, kromozomlarından bir tanesi inaktive ediliyor ya. İşte bu X inaktivasyonunda çok önemli görevleri vardır uzun non-coding RNA moleküllerinin. İşte bu da bir yerlerde arkadaşlar karşımıza çıkabilir. Bu yüzden bu şekilde bir kulak aşinalığımız olsun. Şimdi burada protein sentez basamaklarını görüyorsunuz. Az önce de bahsetmiştim. DNA'nın Ekzon kısımları ne oluyor? mRNA'ya dönüştürülüyor. Bu mRNA daha sonrasında gidiyor stoplazmaya giriyor. Tabii çekirdekten öncesinde stoplazmaya çıkıyor. Daha sonrasında stoplazmada ribozomu buluyor. Ribozoma yapışıyor ve ribozom bunu okuyarak protein sentezine başlıyor ve devam ediyor. Sonuçta artık hangi protein sentezlenecekse bu protein sentezlenmiş oluyor ve vücutta o fonksiyonu neyse ya da hücrelik fonksiyonu neyse bunu yerine getiriyor. Bakın gördüğünüz gibi transfer RNA'lar bu protein sentezlenirken amino asitleri ribozoma taşıyan RNA'lardır. Ve ribozomu oluşturan RNA'lar neydi? Ribozomal RNA dediğimiz moleküllerdir. Şimdi bu buraya kadar zaten çok klasik bilgi. Biyoloji derslerinden itibaren, lise derslerinden itibaren bunları zaten temel bilgi olarak biliyoruz. İşte... 1993 yılında keşfedilen ise bu mikro RNA'lar. Mikro RNA'lar genellikle genetik materyalin yani DNA'nın intron dediğimiz protein kodlamayan bölgelerinden sentezleniyor. İlk sentezlendiğinde buna primer mikro RNA deniyor. Daha sonrasında Drosha ve Pasha dediğimiz bazı enzimlerle bu pire mikro RNA'ya çevriliyor ve daha sonrasında bu sitoplazmaya gidiyor ve Dicer dediğimiz bu Dicer'lar da önemlidir. Çünkü bu küçük RNA moleküllerini modüle eden, bunları fonksiyonel hale getiren enzim topluluğudur bu Dicer'lar ve daha sonrasında klasik miRNA molekülü sentezlenmiş oluyor. Gördüğünüz gibi tek iplikçikli, tek iplikçikli. Daha sonrasında da bu bazı proteinlerle birleşiyor bu miRNA ve bu kompleks yapıya RNA inducing silencing kompleks deniyor ya da kısacası risk kompleks ya da risk molekülü deniyor. Daha sonrasında bu risk molekülü ne yapıyor? Yani miRNA'lar ne yapıyor? Bakın sentezlendi, exportin 5 ile beraber stoplazmaya çıktı ve bu protein sentezine neden olan messenger RNA'larımız vardı ya. İşte bu mi RNA'lar, bakın ikisini birbirine karıştırmayın. mRNA, messenger RNA, miRNA ise messenger RNA'ya bağlanıyor ve messenger RNA'nın parçalanmasına sebep oluyor. E messenger RNA parçalanırsa yani seviyesi azalırsa e bu messenger RNA hangi proteini kodluyorsa o proteinin de sentezi azalmış oluyor. Temel mekanizmamız aslında bu. Ama bunun yanında şöyle bir şey de yapabiliyor bu miRNA'lar parçalanmasına sebep olmuyor messenger RNA'nın ama messenger RNA'ya bağlanıyor. Bir bölgesine bağlanıyor ve messenger RNA okunup protein sentezlenirken bu mi RNA girdiği zaman ribozomal RNA'nın içerisine sentez o anda duruyor. Yani protein sentezi devam edemiyor. Sonuç aslında değişmiyor. Yani sonuçta fonksiyonel bir protein sentezleyememiş oluyorsunuz. Ve işte bu şekilde hangi genin ne kadar proteine çevrileceği regüle edilmiş oluyor. Bu mucizevi bir buluş. Çünkü bu miRNA'ları artık bildiğimiz için bunların hem hücresel fonksiyonlarda nasıl işe yaradığını, aynı zamanda hastalıkların gelişiminde olan önemli rollerini artık yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Tabii bunu öğrendiğimiz zaman da ne devreye giriyor? Artık biz bunlara dışarıdan müdahale edip bazı hastalıkların tedavisinde belki bu yola artık kullanacağız ve kullanıyoruz da birazdan bunlardan da arkadaşlar bahsedeceğim. Bakın risk kompleksini görüyorsunuz. İşte bu risk kompleksi gidiyor az önce söylediğim fonksiyonları e, yerine getiriyor ama risk kompleksi dediğimiz şeyin temel yapısı nedir? Mikro RNA'dır. Bu arada biz bunları neden mikro diyoruz? Çok küçük bunlar. Genellikle 20-25 bazdan oluşuyor. 20 25 bazdan oluştuğu için bunlara mikro RNA deniyor. Şimdi fonksiyonunu öğrendik. Burada enteresan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bütün hücrelerimizdeki genetik yapı aslında aynı, değil mi? Yani bütün hücrelerimizin DNA'sı aynı. Peki böyle bir yapı düşündüğünüz zaman bütün hücrelerimizin aynı şekilde fonksiyon göstermesini bekleriz normal şartlar altında. Çünkü genetik yapı aynı. Ama biliyoruz ki Hücrelerimiz birbirinden çok daha farklı bir şekilde fonksiyon gösteriyor. Mesela işte retina hücrelerimiz, santral sinir sistemindeki nöronlarımız, pankreastaki hücrelerimiz, ekzokrin hücrelerimiz işte sindirim enzimleri sentezliyorlar ama nöronlarımız mesela sindirim enzimleri sentezlemiyor. Ama nöronlarda daha farklı proteinler mesela miyelin proteinleri sentezleniyor ama bunlar da bir epitel hücresinde sentezlenmiyor gibi. Yani gördüğünüz gibi bu farklı hücre tiplerinin aslında oluşumunda da mikro RNA'lar çok dramatik bir önem arz ediyor. Çok önemli roller üstleniyorlar. İşte mikro RNA'ların bazı genleri susturması, bazı genlerin de çalışmasına izin vermesi nedeniyle hücreler aslında farklılaşıyor ve değişik fonksiyonları yerine getiriyor. Dokularımız bu şekilde aslında oluşuyor. Gördüğünüz gibi Genetik yapı aynı olmasına rağmen mikro RNA'lar bu genetik yapının çalışmasını ya da nasıl çalışacağını ve nasıl fonksiyon göstereceğini belirliyor. Bu kadar önemli bir molekülden bahsediyoruz şu an. Yani artık şu seviyeye ulaşmış olmamız lazım. Aa evet. Mikro RNA'lar gerçekten de Nobel alabilecek bir o kadar önemli bir molekül. Şimdi burada hastalıklarla ilgili olan rollerinden çok kısaca bahsetmek istiyorum. Yani sonuçta bunlar protein sentezini regüle ettikleri için bazı proteinlerin olması gerektiğinden fazla sentezlenmesi ya da bazı proteinlerin olması gerektiği kadar sentezlenememesi nedeniyle tabii ki de hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Mesela bunun en tipik örneklerinden biri kanserler. Şimdi kanserlerde rol alan bazı proteinler vardır kanser gelişiminde. Bunu neoplazi derslerimizde ya da dahili derslerimizde konuşuyoruz zaten. Eğer bu kanser yapan proteinlerin siz sentezini azaltamazsanız yani bunların sentezini azaltacak olan miRNA seviyeniz düşükse ya da tam tersi sizi kanserden koruyan mesela kanserden koruyan protein dendiği zaman hemen P53 aklımıza gelir mesela önce. Mesela P53'ün sentezini susturan bir miRNA'nızın seviyesi eğer arttıysa o zaman ne olacak? tabii ki de p sentezlenemediği için daha kolay kanser oluş olacaksınız ya da kanser olma riskiniz artacak. Artık bu mekanizmaları biliyoruz. Kanser patogenezinde, kanser oluşumunda mikro RNA'ların ne kadar önemli olduğunu artık biliyoruz. Bir sürü yayın var bununla ilgili. Lösemilerde, lenfomalarda, ...solit organ kanserlerinde mikro RNA'ların rolünü artık biliyoruz. Ve ilerleyen yıllarda daha da fazla bileceğiz, daha fazla bilgiye sahip olacağız ve bunlara da artık tedavisel manada müdahale edebileceğiz. Bu bizim için çok önemli. Ben zaten burada kullandığım ya da bunlarla ilgili önemli olduğunu düşündüğüm bazı makaleleri bu videonun açıklama kısmına da arkadaşlar ekleyeceğim. İsterseniz bu konuyla ilgili eğer Aa, bu çok güzel bir mekanizma, bu mekanizma ile ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyorum diyorsanız bunları da arkadaşlar okuyup temel bilgilere sahip olabilirsiniz. Daha sonrasında canınız istiyorsa tabii ki de bu bilgilerinizi derinleştirebilirsiniz. Kalp ee, kalp hastalıklarıyla ilgili çok önemli mekanizmalar bulundu mikro RNA'larla ilgili. Artık biliyoruz ki birçok kalp hastalığında özellikle de miyokardın etkilendiği kardiyomiyopatilerde mikroRNA'ların RNA'ların patogenizde çok önemli rolleri var. Bazı mikroRNA'ların yükseldiğini biliyoruz. Bazı mikroRNA'ların düştüğünü biliyoruz. Azaldığını biliyoruz seviye olarak. Kalp hastalıklarında da belki ilerleyen yıllarda biz bu molekülleri kullanacağız. Ve bu moleküllerden ilk onay alan ilaçlardan biri Patisiran. Ya yani Patisiran'ı eğer tusa girmeyecekseniz ya da yandal dahiliye sınavına girmeyecekseniz hani özellikle ezberlemenize gerek yok. Ama aslında şu mesajı vermek istiyorum. Biz bunları artık hastalıkların tedavisinde çok güzel bir şekilde kullanabiliyoruz. Bakın bu makale binden daha fazla atıf aldı. 2000 hatta 2000'i bile geçmiş olabilir bu makalenin aldığı atıf sayısı. Ya yani o kadar etkili bilimsel arenada etkili olmuş bir makaledir bu. Çünkü ilk kez bir siRNA'nın yani mikroRNA'lara benzeyen bir yapıdır siRNA'larda bir siRNA'nın tedavide kullanılabileceğinin ispatı olmuştur bu ilaç. Bakın mekanizması da aslında hemen anlayacağız. Çok güzel bir mekanizması var. Şimdi bu transtretin amiloidozunda kullanılan bir ilaç, özellikle herediter amiloidozda kullanılan bir ilaç. Bakın bu hastalarda transtretin geninde bir mutasyon var. Bu mutasyondan dolayı işte bu mutant gen işte önce mRNA'ya dönüşüyor. Daha sonrasında bu mRNA gidiyor ribozomda bir protein sentezleniyor. Bu TTR proteini. Bu transtretin ama mutant. Çünkü genetik yapı bozuk burada. Mutasyona uğramış bu DNA. Bu nedenle de protein de mutant. Ve bu protein arkadaşlar birikiyor hücrelerimizde. Ve bu protein birikince tabii ki bazı disfonksiyonlar, hücresel disfonksiyonlar ortaya çıkıyor. Ve bununla ilişkili bir klinik ortaya çıkıyor, hastalık ortaya çıkıyor. Eğer siz bu mutant trans tretinin kodladığı mRNA'yı parçalayabilirseniz, bakın burada bu mikro RNA işte patisiran bir siRNA daha doğrusu. Bu siRNA'yı verirseniz hastaya, o zaman bu mRNA parçalanır. mRNA parçalanınca da mutant protein oluşur mu? Oluşmaz. Ya da daha az oluşur. Bu birikim azalır. Birikim azalınca da hücre fonksiyonları normale dönecektir ve normal bir şekilde ya da normale yakın bir şekilde bu hastalar hayatlarına devam edebilme şansına sahip olacaktır inanılmaz güzel bir tedavi. Ve patisiran tek ilaç değil arkadaşlar bu siRNA ya da mikro RNA'lar arasında. Bununla ilgili başka ilaçlar da zaten onay alıyor ve çeşitli hastalıkların tedavisinde artık bu ilaçların ilerleyen yıllarda daha da fazla kullanıldığını göreceğiz. Gördüğünüz gibi mikro RNA'lar, CRNA'lar, -RNA işte bu moleküller artık protein sentezini regüle ettiğini bildiğimiz ve hücresel fonksiyonları ve hastalıkları daha iyi anlayabildiğimiz moleküllerdir. Ve Nobel alması da gördüğünüz gibi çok doğal bu moleküllerin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like'ı da tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.